Suratul Fiili Fil Suresi. Fil Suresinin irabı üzerine duracağız. Önce bir besmele üzerine bakalım. En başta bi yazmaktadır. Bi ba'dır. Yani ba harfi cerridir. Ba diye adlandırılır. Adı budur. Tabi bi diye yazılır. Bi harfi cerridir. İsim kelimesinin sonunu görüldüğü üzere cer etmiştir. İsmi. Mim eselenmiş. Neden eselenmiş? Başında ba harfi cerri var diye. Allah lafzının son harfinin harekesi de esreli. Allahi. Neden esreli? Çünkü isim kelimesi onun muzafıdır. Bu arada isim diyorum ama burada başında hemze yok. Nasıl isim diyorum? Burada bir bi, bir de smi var. Hemze nerede? Hemze burada hasfedilmiştir. Sebebi ise bu kelimenin fazla kullanılışıdır. Dolayısıyla başında bulunan hemzeyi vasıf hasfedilir. Bi harfi cer isim kelimesini cer etti. İsim muzaf Allah lafzını cer etti. Peki Errahmani, Errahimi. Bu iki kelimenin son harfi neden esrelidir? Çünkü her iki kelime de Allah lafzının sıfatıdır. Sıfatlar mevsufuna tabidir. Yani aynı irabı alması gerekir. Madem ki Allah lafzı burada mecrur, öyleyse Rahman ve Rahim kelimelerinde mecrur olması gerekir. Tekrarlamak gerekirse bir de tersten bakalım. Errahmani ve Errahim her iki kelime esrelidir. Sebep? Çünkü Allah lafzı esrelidir. Sıfatlar mevsufuna tabi olmalıdır. Allah lafzı neden esreli? Çünkü başında muzaf var. İsim kelimesi muzaftır. Peki isim kelimesi neden esreli? Çünkü başında harfi cer var. Harfi cerrin mutallakı nedir? Ebde'u veya burada daha mantıklı olarak ekrau diyelim. Yani okumaya başlarım, okurum Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okurum manasında. Ekrau fiili burada mahzuftur, ba'nın mutallakıdır diyebiliriz. Elem tera buradaki istifham içindir. Mesela elem tera görmedin mi? Mi manası buradaki eliften çıktı. Yani el elif nedir burada? İstifham-ı yedir. Lem ise lem burada nedir? Lem hem nefidir hem de cezimdir. Nefi harfidir ve cezim harfidir. Nefeder manayı olumsuz kılar yani. Cezmeder kendisinden sonra gelen fiili cezim konumuna getirir. Peki tera kelimesi cezim durumunda mıdır? Evet. Bu nasıl bir kelime, nasıl bir fiildir? Çünkü iki harften oluşuyor ve bilindiği üzere fiiller en az üç harfli olur. Arapçada fiilin en azı üç harflidir. Sülasi, mücerret. Sülasi üç harfli demek, mücerret yalın hal demek. Yalın haldeki bir fiil bile üç harfliyken burada bu kelime muzari olmasına rağmen başındaki T yani muzarat harfi atarsak geriye sadece ra kalıyor. Mazisi ra mı bunun? Yani bu nasıldır diye düşünürsek bunun aslı neydi? Terra. Sonunda bunun esasen bir tane elif vardır. Bu elif hasfedilmiştir. Çünkü son harfi illetli bir fiil muzari bu. Böyle fiillerin cezm hali son harfin yani illet harfinin hasfedilmesi, düşürülmesi, yazıda bulunmamasıyladır. Dolayısıyla lem geldi. Terra'yı tera yaptı. Sondaki elifi düşürdü, sildirdi. İşte son harfinin düşmesi yani hasfedilmesi illetli müfet muzari'nin nesi olur? Cezm hali olur. O da neydi? İllet harfiydi. Keyfe'ye gelirsek keyfe hakkında ne söyleyebiliriz? Buradaki keyfe istifhamdır. Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Fetha üzere mebnidir. Şunu da söyleyelim gerçi. Tera fiildi de fail nerede? Önce onu söyleyelim devam etmeden. Çünkü bilindiği üzere her fiile fail lazım. Fiil tamsa, nakıs değilse faile ihtiyaç vardır. İster mutaddi, ister lazım fiil olsun faile ihtiyaç vardır tamsa. Nakıs ise isim ve haber alır zaten. Şimdi avamili hatırlayalım. Avamilin amili kıyasi bölümünün birinci maddesi فَكُلُّ فَعْلٍ يَرْفَعُ وَيَنْصِبُ Her fiil raf eder ve nasb eder. Raf edecek, hani raf ettiği kelime nerede? Bunu raf ettiği kelime yani bunun faili nedir diye düşünürsek
faili tahtında müstetir ente zamiridir. Ente zamirinin burada gizlenmesi vücubidir, yani mecburidir. El fa'il zamiru müstetirun fihi vücuben takdiruhu ente. Ne demek? Onun faili müstetir bir zamirdir. Vücubi olarak gizlenmiştir. Ki onun takdiri, açılımı, yani o zamirin kendisi de nedir? Entedir. Yani tera ente. Ente fail. Mef'ul nerede? Teranın mef'ulü. Geri kalan cümlenin tamamıdır. Sen görmedin mi? Neyi görmedin mi? Keyfe fa'ale rabbuke ve ashabil fil. Rabbinin fil ashabına ne yaptığını veya neler yaptığını, nasıl yaptığını görmedin mi? Keyfe'nin istifam ismi olduğunu ve mebni alel feth, feth üzerine mebni olduğunu söylemiştik. Fa'ale yine bir fiilimiz, fiil mazi ve görüldüğü üzere fetha üzere mebnidir. Rabbuke'deki Rabbu faile muzarisinin faili olmaktadır. Zamme ile merfudur. Vel kaf, kaf harfi ise zamir, muttasılı, muttasıl bir zamirdir. Muhatap zamiridir. Fi mahalli cer bir izafet. İzafet nedeniyle mahallen cer konumundadır. Çünkü bilindiği üzere isimlere ve harfe bitişen zamirler daima mecrur zamirdir zaten. Yani Rabbu muzaf, ke muzafın ileyhtir burada. Bi ashabil fiil, bi harfi cerdir. Ashabi kelimesi nedir? Ashab, cemi mükesserdir. Cemi mükesserlerin cer hali esreyledir. Yani bi harfi cer, mecrurunu cer etmiş dolayısıyla. Ashab ayrıca nedir? Muzaftır. El fiil de onun muzafın ileyhidir. Bu yüzden el fiili esre ile bitmiş. Car ve mecrur faile fiili ile mutallaktır. Yani bu car ve mecrura mutallak aranıyor. Mutallak ne? Faile. Fiil ise muzaf ileyh, mecrurun bir zafeti ve alamet-i cerrihi el kesre dedik. Böylece ilk ayetin incelemesi bitti. Elem yecel keydun fi tavdil. İkinci ayetin incelemesine başlayalım. Burada elem yecel, yani buradaki e yine nedir? İstifham manasına gelen bir harftir. Lem yine ha, nefi ve cizim harfimizdir. Yecel, ceale, yecelü lem ile mezzumdur. Cezma lemti kendisinde bulunan sükündür. Fiil-i muzaridir. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Fail arayabiliriz kendisine. Faili nedir? Faili hüvedir. Yani yine müstetir zamirdir. Tahtında müstetir denir. Altında gizli. Bunun gizlenmesi ise cevazidir. Yani mecburi değildir. Hüve yerine yece'alu işte zeydün gelebilirdi yani. Keydehum. Evet. Yece'alu'nun altına yece'alin failini söyledik. Keydehum mef'ulun bih mensuptur. Mef'ul bih'tir. Nasb alameti fethadır. Keyde. Hum zamiri ise gayb zamirdir. İzafet nedeniyle mahallen mecrurdur. Yani keyd fiil değildir. Madem ki fiil değil, yanındaki zamirin mecrur zamir olması gerekir. Yani dolayısıyla keydin de muzaf olması gerekir. Fi tazlil ise car ve mecrurdur. Yani fi harfi car, tazlil ise onun mecrurudur. Car ve mecrur burada yec'al fiiliyle mutallaktır. Bu car ve mecrur yec'al fiili için ikinci mef'ul makamındadır diyebiliriz. Çünkü mana böyle gerektiriyor. Ersele incelemesine gelirsek, baştaki vav atıf harfidir. Dolayısıyla versele aleyhim ma'tufun bil vavi diyebiliriz. Versele aleyhim nedir? Ma'tuftur. Vav ise atıf harfidir. Peki ma'tufun aleyh nedir? Ma'tufun aleyh az önce geçen yec'al muzarimizdir. Dolayısıyla ne olacaktır? Onun irabı gibi irablanacaktır. Aleyhim aslı nedir? Ala harfi cerridir. Ala harfi cerridir.
hum bir de var. Yani him diye yazılmış tabi. Ala him, aleyhim diye bitişik yazılı. Bitişik yazılacağı zaman. Ala harfi cer. Him ise onun mecrurudur. Aynı zamanda tabii ki zamirdir. Gayb zamirdir. Cer mahallen cerdir. Çünkü ala harfi cerdir. Zamir mebni olduğundan irabını ancak mahallen alabilir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Mahallen mecrurdur. Ala sebebi ile. Vel car vel mecrur mutallakun bi ersele. Ersele ile mutallaktır. Ala harfi cerri onun mecruru. Dayran kelimesi mef'ulun bih mensup. Yani meful bihtir ve görüldüğü üzere zaten mensuptur. Mefuller zaten mensup olur çünkü mamulü mensuptandır. Yani lafzen olmadı, mahallen mensup olmaları gereklidir. Nasb alameti görüldüğü üzere fethadır. Ebabile. Ebabile tıpkı menasira vezni gibidir. Sıfattır, na'ttır. Ne için? Lidayran. Dair kelimesinin sıfatıdır. Peki niye dayranda olduğu gibi kendisi iki tane fetha alamamış? Bunun da bir tabi sebebi var. Sebebi ise gayr-ı mustarif olmasıdır. Çünkü ebabile kelimesi cemi mükesserin kesret vezninin müntehel cumu dediğimiz kısmındandır. Ki bu da gayr-ı mustarif olur. Gayr-ı mustarifler bilindiği üzere esre ve temin alamaz. Tabi almasında bir şartı var. Ve cemi'ül babi billâmi evveli zafeti yenceru bil kesi. Yani izafet durumunda olabilirdi de. Burada izafet söz konusu değil, dolayısıyla olamamıştır. Sonuç olarak ebabil dairenin sıfatıdır. Tıpkı onun irabını almıştır, mensuptur. Termihim üzerinde duralım. Termihim el cümletül fe'liyetu. Fiil cümlesidir. Mahallen nasb durumundadır. Bayran kelimesinin ikinci sıfatıdır. Bunun dışında ne diyebiliriz? Fiil muzaridir. Zamme ile merfudur ama zammesi nedir? Termi'nin mukadderdir. Ya üzerine takdir edilmiştir. Termi yani termiyu aslında. Termiyu. Peki neden termi şeklinde müfrett müennes gelmiş bu fiil? Çünkü ebabil veya tayran diyelim daha doğrusu. Dair kelimesi arkadaşlar müennestir. Yani manaca müennes olduğundan ebabil de o şekilde gelmiş, termi de o şekilde gelmiştir. Peki neden termiyu yani termi nasıl merfu, mukadder zamme ile merfu ya üzerine dedik de niçin böyle? Çünkü lissakale yani okunması dile ağır gelir. Bu yüzden Araplar ne yapar? Okunması dile ağır gelir der ve hasfederler. Zaten gramerde böyledir. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Fail ise bu fiilin faili nedir? Cevazi olarak kendisinde gizlenmiş olan bir zamirdir ki o da hiye'dir. Ya'udu ala dayran. Dayran kelimesine o zamir dönmektedir. Him zamir üzerinde durursak bu da zamirdir. Gayb zamir yani üçüncü şahıs zamiridir. Cemi zamirdir. Ve meful bih olduğundan mahallen mensuptur. Bi hicaratin bi harficerdir. Hicaratin mecrur gördüğü üzere cer olmuş durumda. Car mecrur mutallakun bi termihim. Termihim kelimesiyle cümlesiyle diyelim. Mutallaktır, alakalıdır. Min harficer dedik. Beyaniye için burada. Şuradaki minden bahsediyorum. Siccil var ardından. Bu da nedir? Mecrur bir isimdir. Min sebebiyle mecrur olmuştur. Cer alameti kesredir. Car mecrur mutallakun mahzuf bir sıfat ile alakalıdır. Min sicil car ve mecrur. Sonuncu ayetimiz fecaaluhum. Baştaki fe atıf harfidir. Dolayısıyla fecaaluhumu ne diyebiliriz? Yani caaluhumu ne diyebiliriz? Ma'tufun bil fa'i ala ersele. Erselen üzerine fa vasıtasıyla matuftur. Dolayısıyla ersele ne olur? Matufun aleyh olur. Madem ki matuftur bu, ne gibi irab alacak? Matufun aleyhin irabını alacaktır. Hum üzerinde durursak, hum kelimesi, hum zamiri diyelim. Hum yine gayb zamiridir. Mahallen nasftır. Mef'ulü bihtir. Birinci mef'ul.
Neden mahallen nasb oldu da mahallen mecrur olmadı? Mahallen mecrur olamaz çünkü isim veya harf değildir bitiştiği. Görüldüğü üzere fiildir. Bu yüzden mahallen mecrur diyemedik. Ke'esfin me'kul. El-kaf isimdir. Misil manasına gelen, yani mislu manasına gelen bir isimdir. Yani ke esasen bir harftir, harfi cerdir. Ne yapmıştır? Esbin kelimesinin sonunu cer etmiştir. Me'kulun da onun sıfatıdır. Bu yüzden aynı irabı almaktadırlar. Bununla birlikte ke'esfin ikinci mef'ulü bihtir. Ce'alehum kelimesinin ikinci mef'ulü olmaktadır. Buna göre ce'ale fiilinin faili hüveydi. Hum birinci mef'ul. Kâsın ikinci mef'ul, mekkündonun sıfatı. Böylece Fil suresinin İrab yönünden incelememiz sona ermiş oldu.